aslında İslam'da kadın derken öncelikle İslam'da insana bakmak gerekiyor. Değil mi efendim? Çünkü hani bütün toplumlarda aslında ta tarihin eski çağlarından bugüne hep kadın konusu konuşulmuş. Kadının değeri, yeri, önemi, işte toplum ve aile hayatındaki rolleri, varoluşu, niçin yaratıldığı gibi konular bütün toplumlarda çok tartışılan, konuşulan toplumlar. Konuşulan konular ve her toplumda da aslında bu sorulara bir takım cevaplar verildiğini görüyoruz. Ama bu cevapların da yine toplumdan topluma, inançtan inanca da değiştiğini görüyoruz. Ancak biz İslam bakış açısıyla baktığımız zaman, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti çerçevesinde konuya yaklaştığımız zaman, aslında İslam'ın cinsiyet merkezli olarak değil de insan merkezli olarak kadına ve erkeğe yaklaştığını görüyoruz. Vahyin şekillendirdiği bu anlayışla biz insana baktığımız zaman, aslında hem kadının hem erkeğin insan olma paydasında en şerefli ve en değerli varlık olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu anlamda erkek ve kadın arasında, yani insanlık onur ve şerefi açısından bir fark yoktur. İslam kadını böyle değerlendirir. Bu anlamda da zaten biz baktığımız zaman kadın ve erkek aynı ilahi özden yaratılmıştır. Aralarında herhangi bir fark yoktur bu anlamda. Yine Cenab-ı Hak hem kadını hem erkeği birlikte yeryüzüne halife olarak göndermiştir ve yeryüzünün imarı ve inşasıyla da ikisini birlikte vazifelendirmiştir. İslam'ın aslında konuya bakışı böyledir. Ve yine bu imar ve inşa faaliyetinde bulunabilmesi için de hem kadını hem erkeği bir taraftan vahiy ile desteklediği gibi, bir taraftan da işte ilimle, iradeyle, akılla, ruhla gibi bir takım özelliklerle de desteklemiştir. Dolayısıyla burada insan olma paydası açısından, insan olma onur ve şerefi açısından kadınla erkek arasında bir fark olmadığı gibi, aynı zamanda kul olma açısından da kadınla erkek arasında bir fark yoktur. Yani kadınla erkek de Cenab-ı Hakk'ın kulu olma payesini, kulu olma şerefine nail olmuş iki varlıktır. Tabii biz bu açıdan baktığımız zaman Allah-u Teala'nın emir ve yasakları noktasında da yine kadın ve erkeğin birlikte muhatap kılındığını, birlikte mükellef kılındığını görüyoruz. Bu anlamda tabii emir yasaklar dediğimiz zaman, işte bunlar iman etmek, salih amel işlemek, ahlaki ve erdemli davranışlarda bulunmak gibi bir takım vazifelerle de kadın ve erkek birlikte mükellef ve sorumlu kılınmıştır. Tabii bunun yanı sıra diğer olayın bir veçhesi de ceza ve mükafat bakımındandır. Bu açıdan da Cenab-ı Hak kadın ve erkeği aslında aralarında bir farklılık koymamıştır. Nitekim bu Kur'an-ı Kerim'in de beyanıyla ortaya konulmuş bir gerçektir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kadın olsun, erkek olsun, kim çalışıp güzel bir iş yaparsa biz onun çalışmasını zayi etmeyiz buyurmak suretiyle de böyle bir farklılık olmadığını, ceza ve mükafat açısından da olmadığını ifade ediyor. Aslında bütün bu söylediklerimizi biz nerede görüyoruz? Adem ve Havva, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın kıssasında görüyoruz. Orada çok net bir şekilde aslında bu söylediğimiz bu hususları Cenab-ı Hak o kıssa etrafında biraz daha bize açık bir şekilde gösteriyor. Nedir işte Hazreti Adem ne Hazreti Havva'yı yarattı ve cennete koydu. Ne dedi onlara? İşte cennette yiyin, için, gezin, dolaşın ama şu ağaca yaklaşmayın dedi. Ama ne yaptı? Daha sonra şeytan onları ayağını kaydırdı ve onlar o yasak meyveden yiyerek o hatayı birlikte işlediler diyor Kur'an-ı Kerim. Yani burada suç ne Havva'da ne Adem'de, ikisinin birlikte şeytanın ivasına kapılarak o hatayı işlediklerine dair Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği bir bilgi var. Yine ne diyor Cenab-ı Hak? Onlar birlikte pişman oldular, birlikte tövbe ettiler ve birlikte tövbeleri kabul edildikten sonra birlikte yeryüzüne indirildiler. Yani bu anlamda biz baktığımız zaman gerçekten burada hani söyleyebileceğimiz belki de nokta, burada kadın olsun erkek olsun insanlık onuruna, şerefine yaraşır bir kulluk göstermek ve o şerefe yaraşır bir hayat yaşamaktır aslında bu dünyaya gönderiliş gayesi.